Boz kesmekten sıkıldınız mı? Hiçbir boz size değerli eşya vermiyor mu? Öyleyse doğru yerdesiniz. O, zabıtaların korkulu rüyası, gümrüklerin efendisi. O, Patrigio. Patrigio. Patrick. Patrigio. Aman. Kara borsa işte. Selam arkadaşlar ben Black Desert Online'dan Murphy. Bugün sizlere yaklaşık bir hafta önce Türkiye sunucusuna eklenen Night Vendor dediğimiz yani kara borsa lakaplı NPC'nin nerede ne zaman çıktığına ve nasıl kullanıldığına, gizli dükkana nasıl ulaşacağınıza, içeriğinde neler olduğuna değineceğim. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bahsettiğimiz NPC oyun içerisinde akşam saat 10'dan sonra yani e, 24 saatlik zaman dilimi mi vardı oyunda bilmiyorum ama öyleyse neden NPM var. Ama saat 22.00'dan sonra akşam ondan sonra yani canavarların güçlendiği saatte Kalfeon, Veli, Altınova gibi Heydel gibi belli başlı yerlerde belli başlı noktalarda spawn oluyorlar. Daha doğrusu spawn olmuyorlar. Bu adam bütün gün boyunca burada duruyor zaten Veli için söylüyorum. Diğer spotları da şu anda görüyorsunuzdur. Tek tek gidip göstermeyeceğim ama mesela Kalfeon da tam olarak şu noktada bulunuyormuş. Altınova da bu noktada. Heydel de bu noktada. Ve Velia'da ise bu noktada. Şu an Velia'da olduğum için Velia için göstereceğim. Az önce map'te gördüğünüz yere gelirseniz eğer şöyle küçük kulübemsi bir yer var. Bu kulübede Patrigio, Patrigio Patrigio isminde bir dayımız var bizim kara borsa adında. Konumlarına ve saat kaçta çıktığını belirttim. Bu adam bütün gün burada oluyor ancak yalnızca akşam ondan sonra R'ye bastığınızda gizli dükkan seçeneği açılıyor. Onun dışında gizli dükkan seçeneği burada yok. Bazı arkadaşlar akşam gelmesine rağmen burada gizli dükkan seçeneği olmadığını söylediler. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım ama karşılaşan ve nedenini bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bilmeyen arkadaşlar da oradan faydalanmış olur. Peki şimdi bu gizli dükkanda neler var ve nasıl alınır? Arkadaşlar öncelikle bunun bir de gündüz versiyonu var. Birazdan ona da değineceğim. Daha az değerli itemler satan ama e, yasal yollarla şehre sokan diyelim. Çünkü bu arkadaş e, gümrükten kaçırarak getiriyor bu eşyaları. Diğeri daha yasal zabıta korkusu olmadan şehrin ortasında satıyor zaten. O arkadaşta biraz daha az değerli şeyler var. Ve onun enerji karşılığında şansınıza bağlı olarak bir e, e, item isteyebiliyorsunuz. Bir eşya isteyebiliyorsunuz. Bu ise 50 enerji karşılığında size bir eşya sunuyor şansınıza bağlı olarak. Peki içeriğinde neler var buna değinelim. Şimdi gelelim ne var ne yok bu vendor abimizde ve ne kadar fiyata satılıyor. Burada da yazıyor zaten akşam 10'dan yani canavarların güçlendiği saatten sabah 7'ye kadar canavarların gücünü kaybettiği saate kadar bu arkadaşımızın gizli dükkanına ulaşabiliyoruz ve her bir denememiz, her bir eşya denememiz bize şansımıza bağlı olarak bir eşya sunuyor ya. 50 enerjiye sebep oluyor. Bu yüzden aslında yani birden fazla karakter açmanız sizin için yararınıza Zarka için uğraşacaksanız çünkü bunun videoları var mesela adam işte 25 bin enerji harcamış Zarka gelsin diye veya başka bir şey istiyor diye işte 60, 60 defa denemiş 70 defa denemiş böyle böyle videolar da var internette ben mesela şu an birçok e, karakterimde 140 enerji 180 enerji 110 enerji e, 110 enerji yine. Bunları mesela sürekli geçiş yaparak karakterlere gelip burada enerjimi harcayıp sırf Zarka için uğraşabilirim. Ama şu an zaten Zarka için param da olmadığından dolayı ee, Zarka için denemeyeceğim. Sadece göstermek için çekiyorum bu videoyu. Zarka veriyor kaça ver yani Zarka çıkarsa ya da herhangi bir item çıkarsa ne kadar fiyata gelecek şimdi Zarka'nın market fiyatını tam bilmiyorum açıkçası ama 90-100M arası bir şeydi ben 95M'i baz alacağım Market fiyatı 95M olan bir şey ya da 100M olan bir şey. 100M diyelim direkt kolay hesap yapalım. %50'si ile %300 arasında rastgele bir fiyat sunuyor size. Hani rastgele bir eşya verdi yetmiyor. Bir de o eşyanın %50 ile %300 fiyatı aralığında bir fiyat sunuyor size. Yani 100M'lik bir şey alacaksınız. Diyelim ki Zarkan'ın market fiyatı 100M değil ama 100M üzerinden bir hesap kolay olsun diye, anlatım kolay olsun diye 100M diyorum. 100M ise bu arkadaş size 50M'de zarka sunabilir. 300 eme de zarka sunabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ee, i̇çinde neler var? Zarkalar var dediğim gibi, zarka kılıçlar, işte ağsalar vesaire. Bunun yanı sıra begin eldiveni falan bizde şu an yok da. Ee, ağaç ruhu kemer var, cadının küpesi var, ogre yüzüğü var. Ee, duo basmak için keskin kristaller var. Bana denememde sürekli Blackstone bundle vermişti. Muhtemelen şimdi yine Blackstone bundle verecek. Ha tabi %100 fiyatı olmadı sürece %50 fiyatına vesaire. Bundle'lar aslında güzel bir şey. Eğer Karataş'a para yatırmayı düşünüyorsanız işte 5 tane 6 tane 5 tane 5 tane mi ne veriyordu içeriğinde sanırım. Hani uygun fiyata geliyor kısacası. Ee, yine de denenebilir bence güzel bir olay. Şimdi dilerseniz deneyelim. Ee, dediğim gibi saatte 7 olmadan 7'den sonra çünkü dükkana ulaşamıyorum. Şimdi 50 enerji karşılığında iki defa deneyebileceğiz bu karakterde. Diğer karakteri geçmem muhtemelen çünkü herhangi bir şey alma hedefim olmadığı için şu an denemek istemiyorum ama deneme yaptığım bir videoyu da param olduktan sonra onu da çekerim. Bakalım iki defa deneme yapacağız. Bize ne verecek bu arkadaşımız? Gizli dükkan tıkladıktan sonra zaten burada eşya ruleti size 50 enerjiye mal olacak diyor. Evet derseniz size mesela ne verdi? Karataş zırh paketi verdi. İçinde 5 tane karataş zırh varmış ve 600k'ymış. Yanlış bilmiyorsam karataşların tanesi zaten 200k falan ona da bakarız şimdi. Yani 5 tanesi 600k, tanesi 100 k tanesi 120k falan aynen. Tanesi 120k yapıyor yani. Tabi ee, tabii almayacağım şimdi. Başka bir eşya deneyeceğim. Tanesi 120k'dan Kartaj zırh vermiş mesela. Bakalım daha mucuza geliyor. Bir tane daha deneyelim. Ulan denedin mi? Bu denemiş halin mi yoksa? Galiba denemedi. Tam fark etmedim ama 110 enerjim vardı. Aynen denemedi. Şimdi deneyeceğiz. Evet deneyemiyoruz çünkü internetimiz gitmiş. Allah kahretmesin. Kesin zarka çıkmıştı bak. Zarka çıktı internetim gitti. Evet güneş doğuyor. Elemanımızı yavaştan tezgiye kaldıracakken bir kez daha deniyorum. Az önce internet gittiği için deneyemedim. Ver bana bir zarka. Yine kartaş zırh paketi verdi. Yine 5 e, tane kartaş. Yine aynı fiyata mı verdi? Aynı fiyata verdi. Yine tanesi 120K'dan verdi. Ama bu değişiyor tabii. Mesela e, pazar yeri fiyatı e, 210K'ymış. Tanesi 120K'dan geliyordu burada bize. E güzel. Bence güzel yani. Bunun olayı böyle. Ben şu ana kadar 4 defam, mı 5 defa mı ne denedim? Hepsinde de kartaj zırh verdi. Yine işin içinde bir şans etkini mevcut ama e, Zarka bossundan düşürme ihtimaline nazaran bence yan karakterlerde biriken enerjiyle birlikte paranız varsa şansınızı buradan denemeniz ee, yani en azından böyle bir imkanınız var. Yani en azından böyle bir imkanınız var. Bir de bunun gündüz versiyonu var. Gündüz versiyonu da dediğim gibi 10 enerji karşılığında bir defa deneyebileceğiz şu an. Belki saat 7 olana kadar yok gelmez. Ee, bir de gündüz versiyonu var demiştik. Onun da konumlarını yine şu an Veli için burada. Altınova için burada. Heydel için burada. Ve Kalfion için de burada. Saat 7 olana kadar bir de bu gündüz vendor yani işini daha yasal yollarla halleden arkadaşlar nelerimiz varmış ona bakalım. yalnızca gündüz sabah 7 ile yani canavarların güçlerini kaybettiği saatle güçlerini kazandığı saat yani gündüz 7 ile akşam 10 arasında burada da gizli dükkana ulaşabiliyoruz. Ve 50 enerjilerini bu abimizden 10 enerji karşılığında buradaki itemlardan birini elde edebiliyoruz açıkçası çok da vasıflı şeyler olduğu söylenemez. Daha çok kristallere yönelik yani yakuttur, elmastır, e, kristallerdir bu tip e, şeyler var. Ama yine sitenin linkini ben açıklamaya koyarım. Zaten map'teki konumlarını da buradan ben gösterdim size videoda. Buradan da bakabilirsiniz dilerseniz. Açıkçası benim pek işime yarayan bir şey yok burada şimdilik. Hani keskin bıçaklar belki... Belki değer mi bilmiyorum. Onun dışında bana sürekli buradan ee, havuç gelmişti. Sağ olsun çok ihtiyacım varmış gibi. Muhtemelen yine gidince de havuç gelecektir. Yarım saat kalmış oyun saatiyle. Ondan sonra ha, yerini de göstereyim. Map'ten gösterdim ama. Şu iş gözetmenin olduğu sokak diyelim. Sokak mıdır cadde midir? Buradan devam ederseniz malzeme satıcısının hemen yanında. Burada şefimiz var. Burada işte malzeme satıcımız var. Yani heh, geldi arkadaşımız. Onun yanında mobilya satıcısının da karşısında. Kayanın üstünde. Karga Tüccarlar Birliği Morko arkadaşımız burada. Gördüğünüz gibi saat daha 7 olmadığı için dükkan açılmıyor. Ee, kendisi de diyor Kara Fare Birliği yani bu kara borsadaki e, pisliklerin aksine güvenli ve değerli şeyler satıyorum diye. Bir bok sattığı da yok aslında. Şimdi saat 7'yi bekleyelim. Horozumuz öttü saat 7'de canavarlar... Tamam yeter bir kere öttün işte. Saat 7'de canavar... Lan! Nerede o horoz? Saat 7 olduktan sonra bu arkadaşa tıklarsanız saat 7'den sonra da yine burada gizli dükkanımız geliyor. Bunda da dediğim gibi 10 enerji karşılığında aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz itemler ya da az önce bahsettiğim gibi kristaller vesaire çıkıyor. Bakalım bize havuç dışında bir şey gelecek mi? Keskin tabaklama bıçağı çıktı. Deri için ee, ihtiyacım var mı? Deri toplamayı düşünmüyorum yakın zamanda. O yüzden almayacağım. Market fiyatı 24k ile 29k arasındaymış. Burada 5k'ymış. 5k'yı alırım ama ya. Yani 60 durability çok değil. Normalde zaten 30 durability ama ya 5k bir şey değil yani. Alayım. Ne yapayım? Başka eşya deneyebiliyor mu? Deneyemiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bu da hani sözde yasal yollarla şehre soktuğu şeyleri satıyor ama hiçbir işe yaramıyor sattığı şeyler. Ee, içlerinde değerli olduğunu düşündüğünüz yani şu benim çok işime yaradı ya da şunu da veriyor tarzında bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Biz de bilmiş olalım. Ama benim şu ana kadar işime yarayan hiçbir şey vermedi bu arkadaş. Ha diğer de vermedi ama karataş hiç yoktan iyidir. Atladığım bir nokta varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Takıldığınız bir konu da varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.